Ya Memo, inanmayacaksın ama bu yine bana bir delilik gibi geliyor. Deli olmasak hayatta kalamayız ki şef. O koskoca ormanda nasıl bulacaksın o herifleri? Hem nereden biliyorsun bu gecede burada olduklarını? Boşu boşuna zaman kaybettiriyorsun bize de. Bugün o zavallı kızın halini gördün şef. O itleri bulmadan bana uyku yok. Gerekiyorsa Tarzan olur yatarım bu ormanda, yine de bulurum o itleri. İyi de komiserim, adamlar burada olduğumuzu bile bile ne diye ortaya çıksınlar? Sen her zaman işe yarayan planı daha anlatmadın mı Derya'ya? Doğrusu hiç fırsatım olmadı Memoli. Her zaman işe yarayan plan ne? Delilik demek istiyor Derya'cığım. Ya ne? Bu Cem nerede kaldı ya? Hazırlanamadı mı hala? Yoksa kaçtı falan mı? İşte bak çıkıyor galiba. İşte karşınızda Cemile Hanım. Hakan Bey, eşiniz Meltem Hanım sizinle görüşmek istiyor. Alo? Alo? Sevgilim? Hakan. Hakan ne oluyor? Ne istiyor bu insanlar her şeyi, bizden? Her şeyi açıklayacağım sana sevgilim, merak etme. Artık açıkla her şeyi Hakan. Daha ne duruyorsun, daha ne bekliyorsun? Niye her şey birden böyle oldu? Niye evimizi terk etmek zorunda kaldın? Niye, niye kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz Hakan? Ne olur bir şey söyle artık. Her şeyi sen acı çekme diye sakladım Meltem. Her şeyi senin ve çocuklarımızın iyiliği için yaptım. Ama başaramadım. Başaramadım. Ama ne olur inan, seni çok seviyorum sevgilim. Çocuklarımızı, evimizi çok seviyorum. Çok yakında yine birlikte olacağız. İnan bana. Artık neye inanacağımı bilmiyorum Hakan. Artık kime inanacağımı bilmiyorum. Sevgilim. Sevgilim, orada mısın? Sevgilim diye bana mı seslendin Kürşat? Yoksa karına mı? Sahiden de bizim burada biraz kafamız karıştı da. İlk yüz yüze geldiğimizde karına her şeyi açıklarken umarım bana da bir şeyler açıklarsın artık. Tabii yüz yüze geldiğimizde hala seni öldürmediysem. Kürşat, orada mısın? Artık seni duymuyorum Gülsün. Niye duymuyorum biliyor musun? Çünkü şu anda telefonun öbür ucunda ölü bir insan var. Ve bildiğin gibi ölü insanlar konuşamazlar. Hiçbir ses çıkartamazlar. Ve sen benim karımın çocuklarımı, benim çocuklarımı ağlatarak çoktan öldün Gülsüm. Sadece sen farkında değilsin. Ama hazır ol. Ölüm seni bulmaya geliyor. Kürşat seni bulmaya geliyor. Hazır ol. Hazır ol. Hazır ol. Alo? 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 Allah kahretsin. Çocuklar, siz hiç Peter Pan filmi izlemiş miydiniz? Birinizin dişlerini görürsem, birinizin sırıtını görürsem çok fena yaparım. Sen gülebilirsin şef. Yok, ben yoruldum artık. Sizin gibi delilerle çalıştığımı düşündükçe daha çok ağlamak geliyor içimden. Komiserim, sizin huzurunuz mu bozuldu? Düzeltmemi ister misiniz? Galiba bu renk size daha çok yakışacak. Evet, bu renk sana daha çok yakışacak. Aman Memoli, sana başka bir plan yapalım dedin değil mi? Ya başka bir plan yapsak bu kadar eğlenemezdik biz Cem. Geçirsene şu kafanı, kırayım seni biraz. Tamam kesin. Burada ciddi bir operasyon yapmak üzereyiz. Herkes ona uygun davranacak. Kimse gülmeyecek. Bu bir emirdir. Başla. Yalnızca ben güleceğim. Ya şef sen yapma bari ya. Komiserim alın siz şunu sürün. Arkadaşlar ışıldaklar tamam mı? Hazır. Oğlum bir de şu açıdan düşün. Burucu sürdüğün zaman Derya'nın dudaklarını öpüyormuş gibi olacaksın oğlum. Ben bu açıdan düşünmemiştim ya. Ya sapıklık açısından yani. Ne? Sür. Hadi sür. Süreyim bari. Cem, bence yeter bu kadar. Türkan şuraya benzemene gerek yok. Kadına benze yeter. Ya, Derya'cığım bu bende kalabilir mi? Daha ne? Sonra sürmem gerekebilir de. İyi kalsın bari. Hadi takın şu telsizle girelim artık hadi.
Ormana giriyoruz hadi. Geliyorum şef. Hadi gel Derya. Sapıksın oğlum. Sen var ya Cem. Hem de çok ağır sapıksın oğlum. Ne diyorsun ya? Ben de kalsınmış da daha sonra sürermişim. Ya baba ya. Tamam. Sende de telsi var bende. En ufak bir aksilikte hemen beni anons et uçarak gelirim tamam mı? Tamam. Bir de daha inandırıcı olsun diye böyle çok iyi durup daha iyi kıvır tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ne? Taş yok mu lan? Tamamdır. Cem beni duyuyor musun? Duyuyorum Memoli. Ne yapıyorsun, konumunu aldın mı? Aldım ama biraz daha bekleyelim, mesafe açılsın. Biz konumumuzu alalım mı? Uygundur Memoli, alın. Tamam, biz burada senden haber bekliyoruz. Tamam. Şef ya, keşke Memoli de sakallarını kesip bana katılsaydı. Hem öyle daha inandırıcı olmaz mıydı? Olur mu oğlum, sen demiyor musun hep benim bacaklarım leylek gibi diye? Sen onun için çok daha alımlı, çekici oluyorsun. Memoli, bak şimdi gelirsem oraya hangimiz daha alımlı, daha çekici göstereceğim sana. Tamam, kesin. Cem, çevrede hareket var mı? Yok şef, hiç kimse görünmüyor. Ama acayip bir ıssızlık var burada ya. Yani sizin burada olduğunuzu bilmesem çoktan kaçıp gitmiştim. Ne oldu? Ne oldu Cem? Kedi geçti şef. Ne renkti peki? Ne renkti? Kedi ne renkti oğlum? Ha, beyaz. Üstünde siyah benekleri var galiba. İyi, kara kedi değilmiş. Benekli kedi de kara kedinin aksine Murat demektir. Mutluluk, sevgi demektir. Doğru mu söylüyorsun baba? Tabii ki doğru söylüyorum. Hatta bir inanışa göre benekli kedi geçince bir adamın önünden 40 gün içinde bütün istedikleri olurmuş derler. Pis. Gel. Pis. Gel. Cem. Tamam bırak. Uyuma ona. Seninle kafa buluyor Memoli. Ne? Kafa mı buluyor? Cem sen ormanın işlerine doğru ilerle. Biz arkandan izliyoruz. Merak etme. Tamam Başak. Sinan. Seni görmesem de hep orada olduğunu, hep beni izlediğini biliyorum. Yaşadığını bilmek bana yetiyor inan. Bekliyorum. Çıkıp geleceğin, tekrar elimi tutacağın günü bekliyorum. Ama ne olur artık daha fazla bekletme. Hadi çık gel. Çık gel Sinan. Çık gel. Yoruldum beklemekten. İyi geceler aşkım. İyi geceler. Aşkım. Şef, burası çok korkunç görünüyor ya. Merak etme Cem, çok yakınındayız. Tahminen 300-400 metre arkandayız. Hiç kimseyi görebiliyor musun Cem? Burada kimse yok. Ben dedim size, burada kimse yok. Boşuna geldik buraya. Buraya boşuna geldik. Birkaç gün sonra yeniden geliriz. Olmaz şef, olmaz. Ya birkaç gün içinde bir kurban daha çıkarsa? Memoli haklı şef. Burada son 6 ay içinde tam 6 tecavüz yaşanmış. Ve adamlar muhakkak buralarda olmalı. Bir saat daha kalıp gidiyoruz. Yalnız bir sorunumuz var. Ne oldu? Kızlara söyleyin telsizlerini kapatsınlar. Ne? Ya kapatsınlar dedim ya. Başak kapatın telsizinizi. Kapattılar Cem. Emin misin? Eminim oğlum, kapattılar. Ya baba benim çok çişim geldi, ne yapacağım ya? Kim güldü orada? Kimse gülmedi, gülmedi kimse. Kızlar telsizlerini kapatmadılar değil mi? Ya Cem oğlum, insanın çişini yapması çok ayıp bir şey mi yani? Söz konusu olan seven ve hassas kalpler olunca öyle oluyor değil mi Cem? Ben vazgeçiyorum abiciğim. Gelip önce Memoli'nin boynunu koparacağım. Ondan sonra da istifa edeceğim. Tamam oğlum. Bir ağaç dibine yap işte. Ne? Ya kaldır eteğini yap işte.
Ay, insan böyle bir laf söyleyince bir acayip oluyor ya. Neyse, ilerleyelim. Kaldır eteğini yapmış. Ya düştüğümüz şu hale bak ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.